son karşılaşması 1907 Fenerbahçe ile Süpermassive arasında olacak. Yasaklama hemen hızlı hızlı gelmeye başladı. Tabii bu mücadelede biraz daha meta yasaklaması görüyoruz. Biraz daha kişisel yasaklamalardan ziyade. İki takımın şu an ligin zirvesinde oturduğunu ama Bahçeşehir Süpermassive'in ilk maçta 1907 Fenerbahçe Espor'u yenmesinden dolayı bir galibiyet fazlası olduğunu söyleyelim. Nico yasaklaması geldi. Sanıyorum bugün ilk kez geldi bu yasaklama Trial. Evet, Nico ilk defa yasaklandı. Ve seçilmedi de yani bugün Nico görmedik. Yani biraz da aslında diğer takımlar kendi etrafında oynayabildikleri, full potansiyelini vadiye yansıtabildikleri şampiyonları zaman zaman tercih ettiğini gördük. Şimdi bütün güç tercihlerinin hepsi yasaklandı. Bakalım ilk tercihden ne gelecek. Tabii ki de Lux açıkta kaldı. Hemen burada Cüce Lux'ı 1907 Fenerbahçe adına tercih etmiş oldu. Luana da bu hafta geri döndü bu arada. Hemen burada bir destek, üst koridor gelebilir. Destek, ormancı gelebilir. Tabii rakip takım destek şampiyonu aldığı için Yumi'yi bu noktada tercih etmeyecekler. Onun yerine Akali'yi tercih ettiler Ezreal ile birlikte. Bakalım Lux'ın ilk seçim olmasına ne diyorsun peki? Bence bu kadar çok meta yasaklaması yapılmış bir oyunda açıda kaldı gibi direkt tercih edilmeliydi. Bence 1907 Fenerbahçe doğru olanı yaptı. Ki Lux da ayrıca güçlü bir konumda, onu da söyleyelim. Ben yakın zamanda bir dengelerini bekliyorum kendisine. Caitlyn. Gayet iyi bir ikili. Luger'in çok sevdiği, hatta ilk çıktığında, Luger'in ilk sahneye adım attığında sadece Caitlyn oynuyor şeklinde bile adlandırılmasına sebep olduğu kadar iyi oynadığı şampiyon. Ve bir de onun yanına Jarvan geldi. Ve böylelikle hem alt koridorunu hem de ormancısını belirlemiş olduğu 1907 Fenerbahçe. Yumi'nin geleceği zaten belliydi. Bu noktada da Sup herhangi bir eşliğe gitmedi şimdi. Bakalım yasaklama aşamasının ikinci evresindeyiz. LeBlanc yasaklaması geliyor. Tabii Blue da çok tehlikeli bir oyuncu. Ondan biraz bahsetmek lazım. Özellikle suikastçılar üzerinde gerçekten baya baya master yapmış bir oyuncu gibi görünüyor. Ama tabi bunu her oyun sergilemek bayağı zor. Kindred yasaklaması geldi 1907 Fenerbahçe tarafından. Yine yasaklama burada. Sup tarafında olacak. Şen. Üst koridordan gelip alt koridordaki o dengelerin bozulmasını İstemiyor burada Sup ve Shen'i böyle yasaklamış oldular. Evet, Shen yasaklaması biraz şaşkınlık verici aslında. Çünkü çok fazla seçilen ve yasaklanan da bir şampiyon değil ama burada kendi oyun planlarına karşı geleceğini düşündüler. Ve bir ormancı yasaklaması daha Olaf'le birlikte. Toplamda 3 tane orman yasaklanması görüyoruz. Elremir'in de iyi oynadığı şampiyonlardan biri. 1907 Fenerbahçe tarafından şimdi bakalım. Burada Bahçeşehir ne seçecek hep beraber göreceğiz. Ve bir kez daha Rexy. Rexy galiba geçen oyun ilk defa kaybetti mi bugün? Evet. Doğru hatırlıyorum. Evet. Evet. Lot. Oo, Victor gelir mi? Geldi. Untara'da oynamıştı geçtiğimiz hafta hatırlayacaksın. Ki gayet etkili oynamıştı. Hatta oyunu kazanan hamleyi de yapmıştı. Işınlarını birlikte hareketlendirmeyle. Şimdi bakalım Nikola ne tercih edecek? Hem de böyle Victor'un da nereye gittiğini öğrenmiş olacağız. Orta koridor mu, üst koridor mu? Son 7 saniyesi kaldı 1907 Fenerbahçe'nin. Ve Zed. Böylelikle de Victor'un da nereye gideceği belli olmuş oldu. Hatırlayacağız özellikle
W, Z ile birlikte gayet iyi işler imza atmıştı VFŞL'de. Özellikle ayrık ittirmede takımına fazladan avantaj da sağlamıştı. Bakalım bu oyuna neler yapacak. Artık Zed'i gördü. Burada bakalım Sup ne tercih edecek. Zamanları bitti ve Jayce. Yani bana soracak olursan tam olarak Zed'in isteyebileceği hedefler. Beşi de. Hadi Yuma ile Ezreli bir şampiyon sayalım. Dört diyelim. Yani bilmiyorum, burada bir tank tercihi belki gelebilirdi. Yarı tank bir şampiyon tercih edebilirdi ama gerçekten bir Zed için belki de hayali bile kurulması güç bir oyun izleyeceğiz bakalım. Bunu yani bir yapacak. Tek Akali'yi öldürmesi o kadar kolay olmayacak. O da Alacakaranlık perdesi yüzünden ya, o iki yani. O iki su kaçtı işte, karışma. Tamam mı? Onları bırak, bir orta koridor zaten bir hani yetenek eşleşmesi. Ondan bahsetmeye gerek bile yok. Asıl olay Blue'nun bakalım yan koridorlara gidip oradan çıkaracağı skorlar. Çünkü bu iş çok yapıyor. Yani koridorda biri yarı canlı görür zaman oraya otomatik olarak ilerliyor. Yani 1907 Fenerbahçe neredeyse geçen hafta VFŞL takımının kurduğu kompozisyona benzer bir kompozisyon kurdu ve maça geçiş yapıyoruz. Bakalım kim zaferle ayrılacak. Ve mücadeleye geçiş yaptık. Akademi Ligi'nde liderlik mücadelesi. Bahçeşehir Supermassive kazanırsa galibiyet farkını ikiye çıkaracak. 1907 Fenerbahçe kazanırsa bu iki takım eşitlenecek. Trial, kimi daha önde görüyorsun? Hadi maç başı tahmini. Yani tahmin etmek gerçekten çok zor ama şöyle baktığım zaman yani Ezreli Yuma her zaman bana korkutucu gelmiştir. Yuma çıktıktan sonra özellikle. O yüzden sırf yani o ikiliden dolayı ben burada Sup diyeceğim. Agro'nun yine ormanın üzerinde girişleri tutuyor. Minyonlar harekete geçti. Eylemle dans etmeye devam ediyor. Nikola'yla Kaori arasındaki birebir. Nikola Rüger'le beraber bayağı üstün çıktı. Birebirden Kaori'nin sıçra atması bile gerekebilir burada ve evet gerekiyor. Bahçeşehir Supermassive için üzücü bir başlangıç. 1907 Fenerbahçe adına ise mükemmele yakın. Doran kalkanı var. Canı dolacaktır. Bence yine de üste gitmeyi tercih edebilir burada. Zaten iksirini kullandı. Bence kalması gerekiyor. Döndü. Bir iksir daha aldı. Işınlan da atacak. Yani Kaori için çok çok kötü bir başlangıç oldu bu. Bence Doran kalkanına güvenmesi gerekiyordu. Blue da orta koridorda baskıyla başladı bu mücadeleye. Tarafta birbirini dürtüyor. Yani canlar yarının altına şimdiden indi. Şu an Aguri'nin de karşı ormana geçiş yaptığını görüyoruz. Bakalım şimdi Elremir kendi mavisini alıyor ama Elremir'in canı çok az. Aguri'nin bedava skor buldu burada. Aguri'nin resmen bedava skor buldu burada. Elremir'i görmedi mi orada? Çok enteresan. Yani Elremir orada Aguri'nin atladığını görmedi mi acaba? Sanki şimdi bana Agurin görüşü almış gibi geldi. Ben açıkçası gördüğünü görmedim, bir şey diyemeyeceğim. O yüzden bir kere daha combo geliyor. Aguri'nden bir skor daha. Arka arkaya iki skor. 1907 Fenerbahçe Espor çok iyi başladı mücadeleye. Ve çok hızlı başladı. Yani şu anda Ezin ışınlığı da yok. O ışınlığını kullanmış. Buraya yürüyerek gelmesi gerekecek. Bir ışık badenemiz daha. Kuleyi hızlı şekilde ittirdiler. Bir tane de bariyer aldılar. Yani oyunun çok erken dakikalarında gerçekten 1907 Fenerbahçe adına olabilecek her şey oldu. Şu an her şey çok iyi gidiyor onlar adına. Ve Elremir en azından burada ufak bir kazanç sağladı verdiği ilk kandan sonra. ...1907
izledi Fenerbahçe için. Rüya gibi bir başlangıç. 1200 altın öndeler. Dakika daha 4. Aşağıda üstünler. Caitlin'leri bir tane skor aldı. Ormanda Rek'Sai'yi bir erken oyun şampiyonunu geri düşürmeyi başardılar. Tabii Rek'Sai'nin de yapacağı baskın çok önemli. Şimdi Blue burada canını yükseltti. Onun karşısında Vayna'nın canı bayağı azaldı. Fazla durmaması lazım burada. Yani dürtülecek. Ve bir anda tutuşturduğu duruşla birlikte Blue ekstra bir skor alabilir. Ormanda Agri'nin Elramir karşı karşıya ama Elramir çıkabilecek mi? Vayna'nın üzerinde tutuştur var. Şimdi Blue orada çok fazla hasar yedi ve skor gidiyor Vayna'ya. Vayna tutuşturur hemen burada skor almak isteyecek. Şimdi Elramir'den de Vayna'dan da sıçra geldi arka arkaya. Agri'nin kombosu gelirse burada skor alma ihtimali vardı. Ama şimdi Elramir hızlanıyor. Agri'nin üzerine gidiyor. Agri'nin havaya kalktı ama mesafeyi de açmayı başardı. Sancak kombosu orada kurtardı. Blue da orada düşündüğünü yapmak üzereydi ama düz vuruş çıkmayınca beklediği hasar çıkmadı. Oraya da Vayna gerçekten güzel oynadı. Günün sonunda bu arada 1907 Fenerbahçe'nin avantajında olduğu işler. Çıkma diğer tarafta kapan. Skor gelecek. Skor gelecek. Işık bağı altına. Yordle kapanı. Ezreal bir Yordle değil ama ölü. Yani bu ikilinin zaten en tehlikeli yanı bu. Çok dikkatli oynamanız gerekiyor. Bir kitle kontrol ettiğin zaman diğeri kesinlikle gelecek. Bu arada az önce orta koridordaki pozisyona değinecektim. Oh, yukarıda Luana skoru almak istiyor ama Cüce'yi orada biraz fazla uzağa gönderdi ve sıçrası kullanmak zorunda kalıyor Luana. Bu arada burada bir skor daha çıkacak. Nikola bırakmadı Luger'e skoru. Yani çok büyük hatalar geliyor arka arkaya. Bahçe sütunası alt koridorundan. Evet ve bu bir de alev ejderine dönüşecek. Ve bir de az önce bahsetmek istediğim şey. Orada aslında Elramir ile Vayna Agurin'i öldüremeyerek sıçralarını bedavaya hediye etmiş oldular. Evet. Şimdi bu iki oyuncunun da sıçrası yok. Rek'Sai'nin baskısı yok şu anda. Ve Akali'nin de orta koridorda kaçışı biraz zorlaşacak. 1907 Fenerbahçe Espor şu an altın farkını 1600'e çıkardı. Ve ellerinde devasa bir çağa dönüşebilecek bir kartop etkisi ama var. Ama şunu da söyleyeyim, o alınan skorla birlikte Vayna maceracının pazumanını bitirmeyi başardı yani. Bu Zed'e aslında bir darbe. Her ne kadar sıçrasını kaybetmiş olsa da. Peki Trial, Caitlyn'i kim durduracak? Yani bana bunu söyle. Caitlyn 2-0-1 oldu. Muhtemelen şu anda da tek kılıcını almaya gidiyor diye tahmin ediyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Bakalım geliyor mu? Geldi. Orada gerçekten işler çok zor. Şu an ışık bağı tutmasını kaldıramaz. Absolute ve Kaori ışık bağı tutmasını kaldıramaz. Direkt düşer. Hatta Yordle kapanına yanlışlıkla bassalar da olur yani. O bile skor anlamına geliyor. Tabii şimdi buraya ışın alanına geldiği için Uger bir süre Destiny'nin ayrı oynamak zorunda kalacak. Evet. O yüzden de defansif oynuyor olabildiğince. Elramir 6. seviyeye gelmeye çalışıyor. Agurin çoktan 6 oldu. Blue'du yine dürttü. Yani ultiyle beraber bir şeyler yapılabilir. O noktada bir açıklık arıyor diye tahmin ediyorum. Yani işte bu Rütmeler hedefi bulmayınca bir anda Caitlyn ve Lux'ın hasarında gerçekten çok fazla. Vayna yine dürtülmüş. Blue'nun ultisi var. Blue'nun tutuşturu var. Yani Blue'nun skor tehdidi var anlamına geliyor bu. Agurin Elramir'in üzerine gitti. Elramir'in de Agurin'in de ultisi var şu anda. Agurin ultiyi kullandı. Elramir de ultiyi kullanıyor ama o hasar yetmeyecek. Arkadan Luana şok patlaması tutmadı. Agurin birebir de skor aldı. Vayna oraya yetişmeye çalışıyor şimdi. Ve Agurin buradan uzaklaşacak. Vayna'nın gittiği yöne gitmedi. Agurin akıllılık yaptı. Yani dakika 8. Bariyerlerin 3 tanesi gitmiş. Barikat. Barikat. Minyon sayısına baktığınız zaman da 64'e 42. Yani buraya iki kişilik bir ekip değil, komple bir takım yığması lazım. Şu an Spoon bu ikili durdurması için. Ve neredeyse dördüncü barikatta düşmek üzere. Ortada yine bir tane barikat almayı başarmış Blue. 1907 Fenerbahçe adına her şey çok iyi gidiyor. Luger dondurmaya karar verdi burayı. İtseler daha iyi olmaz mıydı sence? Bir wave daha gelecek. Minyon algısı daha gelecek. Onu bekleyecek. Onu bekleyebilirler. Doğru diyorsun.
ve puanından da geri kalıyorlar. Rek'Sai'nin duvardan gelme ihtimaline karşı bir kapan bıraktı oraya bu arada. Rüger. Duvardan çıkıp gelirse yolunu uzatmak zorunda kalacak ya da kapana basacak Elramir. Blue da şimdi kendi mavi güçlendirmesini, kendi Blue'sunu alacak. Luana, minyonların bitişini iyi kokladı. Şu ana kadar Yampiri yengeçlerde daha iyi iş çıkaran isim Elramir oldu. Agurine oranla. Ama maç içerisinde daha etkili olan isim zaten aşağıdaki skor tablosuna baktığımızda da görüyoruz ki Jarvan. Yani Agurine. Daha seviye 3'ten başlayan bir agresiflik. Ve agresif bir Jarvan edeceğiz onu söyleyeyim. Aynen öyle. Bize onu gösteriyor. Luana çalıda bekliyor ama buraya yakın birisi yok. Luana burada kendi başına takasa girmek istiyor. Manası çok fazla değil ama Yüce'yi çok güzel yere attı bu sefer. Yine de sersemledi. Son bir vuruşa ihtiyacı vardı. O vuruşu yapamadı Luana. Sıçrası yok. Bir umut kulenin altına attı ama kulenin menziline girmeyince de Yüce burada bir kez daha sıçrasıyla beraber kurtuldu. Şimdi Agurin ultisi var. Luana'nın kaçma ihtimali yok. Agurin ultiyi atıp hatta onu bile atmasına gerek kalmadı. Çünkü Yüce burada skoru alıyor. Arka tarafta bu arada Blue'nun Zed'i, daha doğrusu Blue'nun Zed'i Elramir'i almış, Elramir'in Rek'Sai'sini almış. Kafamda kurduğum cümleyi düzeltip orada garip bir sekansa yol açtık. Ama zaten şu belliydi yani orta koridorda artık Akali'ye karşı olması çok zor. Hani bir zırh eşyasını tercih etti burada. Aynen. Otomatik olarak o da yani ormancıyı bir buldu, hemen orada tutuşturuyla birlikte ultiyi kombolayarak skorun sahibi oldu Luana. Nikola şimdi çok güzel yakaladı Absolute'u. Neden? Absolute'u çok güzel yakaladı. Bir kere daha Absolute'un dışarıda oynadığını görüyoruz. Ya gerek yok. Zaten Caitlyn çok kuvvetli bir durumda. Hani oyunun erken seviyeli seviyesi olsa bir ve ikinci seviye evet düz vuruş yapıp kalkan kazanabiliyorsunuz. Ekstra hasar vuruyorsunuz ama. Nikola kovalamaya devam ediyor bu arada. Ve ilk kule gelecek. İlk kule çok erken geliyor. Minyonları da orada öldürüyorlar. Olabildiğince rakibi burada gerçekten zor duruma sokmayı başarıyor. Rüger ve Nikola. Yani şu an takımın ayakta kalan ismi Vayana gibi görünüyor sadece. Elramir, Vayana burada bekliyorlar Cüce'nin gelişini. Ve bir ultilerine odaklanacaklar. Cüce'yi havaya kaldırmayı başardılar. Cüce burada hayatta kalabilecek mi? Bunun cevabı hayır oldu ve skor da Vayana'ya gitti. Vayana 2-0-0. Bahçeşehir Supermassive'in bu maçtaki kurtuluşu olacaksa Vayana olacak. Ama burada altları skoru herhangi bir şey çeviremedi. Onu söyleyelim. Sadece bir tane bariyer alabildiler. Barikat. Bariyer, barikat. Blue ise orta koridorda baskıyı devam ettiriyor. Şimdi bir de Agurin'den daha ejderi gelecek. Bir el hava ejderi, bir daha ejderi burada. Yine bir süre Fenerbahçe tarafına gitti. Tabii şimdi Caitlyn ve Lux alt koridorda işi tamamladılar, görevlerini tamamladılar. Şimdi Zed sağ veya sol koridora gidecek. Diğer taraftan da Caitlyn ve Lux'a Zed'in yerini alacak. Blue yukarıda Elramir'i kovalıyor. Vayana burada bir kapana basması, ışık bağ tutması durumunda yok olabilir. Kapan da tuttu. Vayana çıkamıyor alacakaranlık perdesinden. Şimdi çıktı. Luger sıçratmak zorunda kalıyor son sayfa gelince. Alacakaranlık perdesinde olmasaydı Vayana'nın düştüğünü görecektik. Yani bir değil, 3 defa falan düşmüştü onu söyleyelim. Yani hem Yordle kapanı tuttu hem 90 kalibrelik ağ tuttu. Her türlü headshot'ı yiyecekti orada. Ebedi kılıç bitmiş. İkini tutturdu bu sefer. İnanılmaz. İki skor birden göreceğiz burada sanıyorum ki. Bir de ulti geliyor. Absolute. Kesinlikle ölüsün. Yanında Vayana pozisyon kovalıyor. Elramir de burada. Elramir ultiyle girecek mi acaba? Şimdi Nikola'ya doğru girdi. Vayana da oraya geliyor. Nikola'nın düşünü görebiliriz burada. Şimdi tutan yetenekler.
Nikola hayatta kaldı. Vayana düştü. Arkadan Agurin. Orada smacı bastı. Eldemir'in kafasına. Ve arka arkaya skorlar. 1907 Fenerbahçe. İnanılmaz bir fark açmış durumda. Dakika 14. Altın farkı 8700 Triel. Bir kere daha burada Lux'ın kalkanının ne kadar önemli bir yetenek olduğunu görmüş olduk. Güzel oynadılar. Hem gidişi rakibi, kalkan hem gelişi kalkan. Rakibi orada güzel kandırdılar, güzel yenildiler ve tabii ki orada Lux'ın da artçı şoku onu bayağı bir tank hale getirdi. Yüce bu arada mavi güçlendirme için Luana ile birebir atıyor ama yan tarafta Kaori ile Absolute var. Yüce burada daha zorlayacak mı? Ve sıfırlandı mavi güçlendirme. Cüce zor durumda kalabilir. Kaori şimdi üzerine atlayabilir. Luana orada saçar. Tohum var, yakalayabilecekler mi? Cüce'yi çok güzel sıça geldi orada. Cüce'nin tek kaldığını görüyoruz. Skor da Kaori'ye gitti. Orada sıçrayla beraber Cüce'nin kaçamayışını garanti altına aldı Kaori. Bu da Bahçeşehir Supermassive'in 3. Kaori'nin ilk skoru. Orta koridordan baya baya dönüz ittirdiler. Blue'dan da bir kule geliyor. Orta koridorun ikinci kulesini almayı başardı Blue. Yani ayrı ittirme yapmasına bile gerek kalmadı. Direkt ittirme yapıyor Blue şu an. Takımla beraber geziyor. Vayne biraz sıkıntılı bir pozisyonda, ona dikkat etmesi lazım. Yani nişancının orta koridorda... Lüger! Ama kalkanı attı bakalım, kalkanı attı. Lüger hayatta kalabilecek mi? Arkadan gelen bir Ezreal ultisi, o da değdi Lüger'e ama yani Lüger o kadar korkusuz ki. Ama bu korkusuzluğunda bir sınırı var artık. Vayne orada skoru almayı başardı. İşte böyle ufak hatalar, rakibi güçlendiren hatalar. Yani saçar tohumla ikisi aşağı yemek istedi diye tahmin ediyorum ama. Yani Luger'in orada kendini iyi ayarlayamaması, üstüne oradan çıkmamaya karar vermesi, üstüne Ezreal ultisini gördüğü halde menzilinden çıkmaması, yani o kadar fazla hata üst üste birikti ki Luger'in hayatta kalması mucize olurdu. Yani eşyalarına baktığımız zaman da 3. saldırız eşyasının da temelleri atıldı. Cüce'yi yakalamak isteyecek mi Elremir diye baktım ama Cüce orada ufak bir tehdit hissettirdi. Işınlan geliyor Luger'den. Alametle beraber bu kuleyi alacaklar. Hatta inhibitor kulesine bile vurmasını sağlayabilirler bu alametin. Nikola ışık bağı tehdidini sonuna kadar hissettiriyor şu anda. Devam edecek 1907 Fenerbahçe. Bir sonraki milyon dalgası gelene kadar bu alamet zaten kuleye vurur. Yan tarafta da Agurin bekliyor şu anda. Blue ile beraber Blue'dan çok yüksek hasar. Bir de ulti geldi Lux'tan. Ama Nikola'nın ultisi burada düşürmeyi başaramadı Luana'yı. Ama neyi düşürmeyi başaracak 1907 Fenerbahçe? Bu inhibitor kulesini. Blue kule düştüğü gibi ultiyi kullandı Elremir'in üzerine. Ama burada bir hasar çıkmayacak. Elremir bir şey deneyecekmiş gibi duruyordu. Elremir önde yakalandı. Son sayfa kullanılıyor. Agurin şimdi önde kaldı. Agurin oradan uzaklaşıyor. Luana adeta kurtardı burada Agurin'i. Ve skor da bir kere daha Luger'e gidiyor. Luger 6-1-3 oldu şu anda. Elremir'in düşüşüyle birlikte inhibitorun da düşüşü şimdi gerçekleşecek. Orta koridorda da minyonlar var. Cüce orta koridor minyonlarını getirdi. Aşağıda şu an minyonlar geliyor. Bu arada Cüce tek kaldı. Sinsatı tutuyor Cüce. Sıçrayı attı ama yetmeyecek. Cüce yine burada yani her seferinde 3v1-2v1 pozisyonda kalıyor. Vayena yine skoru alan isim oldu. 4-1-0 oynuyor. Ama yani takımının buradan geri dönmesi oldukça zor görünüyor. 11.000 altın farkı dakika 18. Ve bir hale vecdedi. Yani Baron çıksa şu an FB Baron alacak ama Baron çıkmadı daha. Net alır. Yani 3 eşyalı bir Caitlyn. 2 tane saldırız eşyası. Bahçeşehir Supermassive maça dönecekse bu tarz hamleleri yapması gerekiyor ve onlardan bir tanesi de alevecilerini almak. En azından ufak bir umut ilerisi için ama yani şu an ben o umutu göremiyorum. Yani alevecilerini o 1500 altının yerine sayabiliriz aslında. Evet. Aşağı yukarı. Verdi özellikten dolayı ama yine de bir çözüm değil. Diğer yandan hem o Caitlyn hem de takımın diğer üyeleriyle beraber Luger herhangi bir pozisyon hatası yapmazsa bu oyunu kazanmaya 1907 Fenerbahçe gerçekten çok yakın. 7'ye 0. Kulelerde fark. Yani 18 dakikada 3 eşyalı bir Caitlyn gerçekten aklım almıyor. Yani diğer maçlarda olsa şu an benim gözümde bu maç bitmişti. Ligin zirvesindeki iki takım oynadığı için ufak bir ihtimal veriyorum ama o ihtimalde %3 falan derim. Bakalım göreceğiz. 1907 Fenerbahçe şu an benim gözümde maçı çoktan kazandı. Neredeyse.
Caitlyn kuleyi bir kere yok etti. Bir tane düz vuruş yaptığında bakalım acaba Ezreal ne kadar can alacak? Ya sadece Ezreal'dan da değil. Yani şu an headshot olan düz vuruşunda Kaori'nin yarı canını alır muhtemelen. Kefaretli. Geldi. Alt koridordan da inhibitörü alacaklar. Dakika henüz 20 olmadı. Henüz Baron çıkmadan 3 inhibitör. Günün en hızlı maçı galiba 21 dakikada. 21 dakikaydı bakalım. 21 oraya... dakika 33 saniye evet. Gibi bir şeydi. Bu arada savaşı başlatıyorlar şimdi. Son sayfa güzel geldi ama yok arka oldu. Tarafta Luger yok etti orada Eldramir'i. Önde kalan Luana sıçrayla geri kaçmak zorunda kalıyor. Arka arkaya hasarlar geliyor burada. 1907 Fenerbahçe. Bahçeşehir Supermassive'i çok hızlı bir biçimde mağlup edecek ve liderlik yarışında da rakibine gözdağını veriyor. Liderlikte puan durumunu eşitliyor. Bir skor daha kovalıyorlar. Vayna'yı ikinci kez kesmek istiyorlar. Vayna içeri atladı. Atladığına pişman oldu mu? Hala %50 canlı duruyor ama 1907 Fenerbahçe 20 dakika 2 saniyede bitiriyor mücadeleyi. Günün en hızlı maçı.